بسم الله الرحمن الرحيم.
Kaç bastın? 100. 100'ü geçmiyor mu? Geçiyor. Aleykümselam. Sen giderken bir kapat bakalım kaç gidiyor şimdi. Kapatacağım. Şimdi bir kapat bir bakalım. Ben arkandan geliyorum. Ben tam bakmadım yukarıya da. Ben bakacağım burada. Hacı abi sen 105 geçemiyor musun? 105 mi? Sıkıntı yok. Arkadan gelirsin yavaş yavaş. Onun keyfi yerinde açtırdı hızlı. Arkadaşlar, aldığımızda açık alıyoruz ama maalesef bazı motorlar ikinci el alındığı için ya da CF'in sıfır şey olmadığı için kırmızı yeşil. Thank you.
open I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Evet arkadaşlar, biraz yol geldik. Burada bir mola vereceğiz. Tarihi mekanları geziyoruz. Burası neymiş?
neymiş abi lan böyle? Arkadaşlar burası eski yaşam alanlarına benziyor. Zaten şu anda Frig Vadisi'ne yol alıyoruz. Burada bu kısımda buranın bir parçası. Evet, adamlar pencereyle. Şey var, burada duvarlar. He. Göçmüş. Şunlar daha devamı varmış da bunların. Arkadaşlar bugün tura 3 motor katıldık. Bazılarının işi vardı. Burası talan değil. Allah'tan orman da değil. Haha, selfie selfie. Evet arkadaşlar, Frigliler eskiden coğrafyada yaşamış. Onu da gördük. Şimdi güzel bir temiz yer bulup ineceğiz. Böyle bir yer. Şu an haş alacağız biraz. Daha sonra nereye indik? Oo, bayağı derin. Evet arkadaşlar da çekelim bu arada. Motoru haştan L'ye aldık arkadaşlar. Safar. Dört çekerden çıkalım. Biz daha dik olan yeri tercih ettik çıkmak için. Motorun şeyini öğrenmek için. Yaklaşık 45 derecelik bir rampadan iniliyor şu anda. Yattığımız sonuz. Ben motor sesini tercih ediyorum orada. Arkadaşlar bu coğrafyalar gerçekten güzel. Gezmeye değer. Şimdi daha güzellerine gidiyoruz. Harun, Bora, Cem Yılmaz'ın filmlerinin çekildiği yere gidiyoruz arkadaşlar. Emre Gölü. O civarda şu anda. Bayağı bir tur yapacağız. Burası Bayat'ın Doğlak tarafı. Doğlak yaylalarındayız. Haydi bismillah.
Çeşmenin başına duralım. Çeşmenin başına duralım. Arkadaşlar, şurada yine bir mola verelim. Orman içindeyken hazır. Çünkü ormana girmemiz 7. ayın 31'i ve 9. ayın 30'u arasında yasak. Afyon kararı, valinin kararıyla biraz mola. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Hayat yeri.
Ne yazıyor orada? Evet Hacı abi. Thank you.
Bismillah. Şurası. Bu yol dolaşarak gideceğiz. Haydi bakalım. Yok canım. Ne gerek var? Senin aşağıda alırız biz seni. Kalır kalır aşağı.
olur. Gördüğümüz üzere burada gerçekten gezilecek çok güzel yerler var. Biz yavaş yavaş yolun sonuna gidelim. İnsanlar gece de herhalde gezdiği için buralarda lamba falan yapmışlar. Gerçekten enfes bir manzarası var. Bir uygarlığının anlatıldığı bir tabelası var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, insanlar burada uzun uzadıya 3000 adım, 3000 yıllık tarihleri varmış. Onur gel.
vadi gerçekten görülmeye değer. Pirik Vadisi derken yani bu yaklaşık Afyon İhsaniye Döver kasabası civarından başlayıp arkadaşlar bildiğim kadarıyla söyleyeyim Polatlı sınırlarına kadar uzanan bir vadi ama en çok yerleşim yeri bu Döverci çevresinde yani Döver, Ayazin, işte Emre Gölü oradan belki biraz daha Yazılı Kaya var ya o kısım yani en çok yaşanılan yermiş. O yüzden Pirik Vadisi'nin tamamı bu şekilde değil. Bildiğim kadarıyla bunlar kireç taşı. Bu kireç taşlarını vatandaşlar zamanında oyarak biriktiler. Böyle bir kendilerine barınma, sığınma gibi medeniyetin ilk temel unsurları olan işte barınma bunları yerine getirmişler. Daha sonra günümüze kadar işte çeşitli insanlar ateş yakarak etleri pişirerek yedikleri için daha fazla gelişmiş. Isparta Kırık'ta, 34 Kırık'ta burada gördüğümüz üzere herkes, her yerden insanlar var. Yine orada bir tabela var. Buranın tarihini anlatıyor. Arkadaşlar burası böyle bir yer. Burada tam bütün için yapılmış olsa gerek bu yol var. Ben de fırsatı hemen değerlendireyim dedim. Kireç taşları düz düz kesilmiş arkadaşlar. Şöyle biraz daha bakalım arkadaşlar. Tarih doku bu arkadaşlar. Gerçekten enfes, gerçekten güzel, gerçekten doğa harikası. Hem görünmeye hem yaşanmaya değer bir gün anı. Evet Hacı abi, nasıl? Arada bulduk mu yapıştırıyoruz. Nasıl durum? Onur eğleniyor muyuz? Çok biraz hayır. Bu Arok nerede çekildi bu Arok? Arok başka bir yerde çekildi, oraya gideceğiz. Daha önce böyle bir manzara görmüş müydün? Böyle bir Afyon'da yer olduğunu biliyor muydun? Dur bir dönüp geliyorum. Dön gel.
burada tamamen gördüğünüz üzere bir yaklaşma mevcut. 40-10 ya, 40-40 saat ya. Yakın izlediğimden gelen arkadaşlar var. Arkadaşlar bayağı güzel yer gezdik bence. Oo, çok güzel videolar çektim ha.
Bismillah. Taşlar, anıtlar var.
Aman Onur. La şeyi biraz zorla kayışı. Zorlayayım. Golla golla zorlama. Kopardırsın da başımıza iş açarsın. Arkadaşlar geldiğimiz yer Aslan Taş mevki. Orada aslanlı bir taş var. Burası güzel, tarihi bir yer. Adamlar orada aslan kafası yapmışlar. Burada yılanlı taş falan da varmış ama daha önce çok gezmediğimiz için görmedik. Yılan taş kaya mezarı. Yılan taş anıt parçalandığı için üçgen tavan kirişleri görülmekte olup anıtın dış tarafında bir aslan kabartmasının sadece buymuş. Dış bir ayak, sadece baş ve bir ayak kabartması görülmektedir. Kapıdaki kabartmada yılan ile iki yanından mızraklarıyla yılana saldıran iki savaşçı vardır. Bugün ters dönen kaya altında olduğundan görülmemektedir. Milattan önce 8. ya da 7. yüzyılda bunlar yapılmış arkadaşlar. Tarihlendirilmiş diyor. Arkadaşlar biz şu anda burada değiliz. Bir dakika, pardon. Biz şu anda tam buradayız. Şu anda. Maltaş, Yılantaş, Göynük. Buradan Bayramhaneler, Üçler Kayası. Şurada bir oturma yeri var. Orada oturacağız. Oradan Sarıcova, işte Düver. Şurada göl var. Emre Gölü. Şurada yazıyor. Şu Bayramhaneler çıkınca güzel bir yer var orada. Buraları görüp, buralarda şimdi gördüğünüz gibi tamamen şeyini verilmiş. Bizim arkadaşlar gelmiyor. Gelin gelin yayan. Şu ayak kabartması galiba. Bu yılan aslan kafası. Bunun diğer başında da anladığım kadarıyla aslanın diğer tarafında bahsedilen iki mızraklı asker yılana saldırıyormuş. Arkadaşlar burası Aslanlı Taş ya da Yılanlı Taş anıtıymış. Bu aslanın ters tarafında iki asker yılana saldırıyormuş. Onun resmi varmış. Ama anıt düştüğü, ters döndüğü için orada ayağı gözüküyor, bir ayağı. Bir orada var, bir orada var. Evet. Bu yılanın bunun altındaymış muhtemelen. İki asker yılana saldırıyormuş. Böyle bir yer şu anda. Böyle bir coğrafya. Bu Avdolas Kalesi'ndeki araba. Şuraya bir bak Allah'a. Dümdüz hangi? Sanki beton dökmüş gibi. Koymuş. Dümdüz beton dökmüş gibi bak. Aynen. Orada kesin içine bakıyor Hacı abi. Gidelim. Burada bir yerde şöyle sağda da şey. Evet arkadaşlar, orayı direkt adamlar kesmişler. Burada anıt varmış. Anıt dikiliymiş. Anıt bozulmuş, devrilmiş bunlar. Şey. Anıt Onur. Anıt için diyor. Üçgen tavan kirişlerini görüyor. Heh. Üçgen tavan kirişi varmış orada. Altın dış tarafında bir aslan kabartmasının sadece baş ve ayak. Ay, aslan kabartmasının başı da orada. Şeyler varmış şurada. Evet. Girmek istiyorsanız araya girin bakın. Hangi araya? Daha o oyulmuş taşın arasına. Ne vardır ki, bir şey yok. Burası giriş kapısı gibi bir şeymiş sanki. Giriş kapısı gibi bir şeymiş daha ya. Gidelim. Hayır. Bakın üçgen taşın şeyi, sütunları belli orada. Sütunlar hep devrilmiş. Tabii koca koca abi, hep devrilmiş. Yani koca bir medeniyet gelmiş geçmiş. Yapamamış işte bunu. Başkadan bunu ama üç tane getirmişler. Nane geç. Şey, Yazılıkaya var ya abi, Yazılıkaya. Oo, nasıl yapmışlar onu? Evet.
Koca Dağı Yazılı Kayı arkadaşlar. Koca Dağı adamlar oymuş. Gerçekten dümdüz oymuşlar. Ondan sonra da yazıları yazmışlar. Bahsedilen Yazılı Kaya ortaya çıkmış. Haydi gençler. Beni takip edin hepiniz. Arkadaşlar maalesef bakımsız, çok güzel doğa şeyleri var buralarda, harikalar var. İnsanlar bunlardan habersiz. Bunlar daha güzel tanıtılabilir. Aslında daha fazla hem ülke içinden hem ülke dışında yerli ve yabancı turist çekilebilir. Oralara insanlar yaşam alanları, pencereler yapmışlar. Gerçekten görülmeye değer. Ben buraya bayağı bir geldim.
Arkadaşlar karşıda görünen Emre Gölü. Burada Bayramali Köyü, Bayramaliler Köyü'nün şeyi. Şurada biraz oturalım. Hadi gidelim hacı abi. Bismillah.
güzel yerindeyiz. İyi işte, sana her yeri gezdiriyoruz arkadaş. Belki bu kadar büyük değildi geldiğim yer. Bak karşı koy var ya, şu dağın yamacı falan var. Oraları falan. Şu tarafa gidelim de şu yamaca inelim sana motorlarla. Ta şu köşeye inelim mi, şu gölün tam dibine. Canan nereye istiyorsa geliriz. Abi gölde şu... ne yapacaksın? Hava serin zaten. Baksana ne güzel. Bak. Oh oh vallahi. Hop 500 lira. Ciddi misin? Dur 500 lira. Oturalım mı? 500 lira. Otur lan, kırılmaz lan. 500 neresini alacaksın onun? Korkma, kırılmaz. Onun neresini alacaksın 500 lirayı? Otur otur. Arkadaşlar. Orada tekne turu falan var. Tekne turu mu? Boş ver. Yok ya, hani şuraya bak, gelelim. Şuraya gelelim. Bak hacı abi, bak şurası da çok güzel. Bak bak bak. Bak oraya araba inmiş. Onun öbür tarafında da biz oturabiliriz motorlanıp. Yani o yine... arada zaten boşluk var bak, görünüyor. Aynen. Adamların arkası. He. Tamam. Şu yukarıdan dolaşır gideriz oraya şimdi. Şifarım dolaşıyor. Ben dolaşıyorum da. Bak güzel. Aslında ama bizim masamız, sandalyemiz var zaten. Haydi bismillah. Acele etme. Kayıyorsun hacı abi. Kayıyor muyum? Bence de kayıyorum. Şöyle temiz oraya oturalım mı? Şöyle diyorum, temiz oraya oturalım mı? Onur! Şöyle temiz oraya oturalım, istiyorsan buraya oturalım. Burası mı? Orası olabilir. Orada. Çok pis, çok pis. Nere? Şurada bayanlar var, bayanlar var, olmaz. Buraya da oturabiliriz üstte. Onur! Buraya da olur. Buraya da oturabiliriz. Dolan gelsen be. He? Bak gel. Benim çekim var. Onur anlat bakalım. Ne anlatayım hacı abi? Geldik arkadaşlar. Yerimiz güzel. Yerimiz tam olarak. Göle sıfır.
ocağımızı yaktık. Hacı abi, İbo, Onur ve ben bugün 4 kişi geldik. Kaskımız burada. Evet Hacı abi. Anahtarımız. Al şu anahtarımızı. Arkadaşlar. Motor da ATV'lerimiz orada. Evet Hacı abi, nasıl? Güzel. Arkadaşlar bugün Bayat, Doğalat, Alanyurt, oradan Ayazine, Ayazine'den de buradan Bayramhaneler, işte Demirli Köyü, Emre Gölü'ne ulaştık. Güzel bir yerdeyiz. Keyfimiz yerinde maşallah. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Yemeği yedikten sonra da nasıl olursa yola devam edeceğiz. Gerçekten güzel bir manzara eşliğinde. Gölgenin altında arkadaşlar güneş. Tepemizde kocaman bir kaya var. Güneş burada rahatsız etmesin diye böyle bir önlem aldık. Neyse, ilerleyen dakikalarda yeniden kayıt yapacağız. Arkadaşlar burada bir etkinlik var. Bir sürü kişi toplanmış, atlara biniyorlar. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Yeah.
Tonight,
to protect your soul. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
jack it up.